Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Haberlerle karşınızdayız. Sevgili seyirciler, Aksaray Belediyesi üniversite öğrencilerinin en büyük sorunlarından bir tanesi olan barınma sorununa çözüm için 192 kişilik yurt inşaatına başladı. Aksaray Belediyesi yüksek öğrenim öğrencilerinin barınma ihtiyacına cevap verecek Aksaray Üniversitesi Öğrenci Giriş Kapısı Sınırları Bölgesi'nde toplamda 7452 metrekare alan üzerine 192 kişilik öğrenci yurdu inşa ediyor. İnşaatı başlayan öğrenci yurdu kompleksinde zemin kat ve birinci kat tamamlandı. Aksaray Belediyesi tarafından yapımına başlanan 192 kişilik modern öğrenci yurdu inşaatı hızla yükselirken yurt kompleksinin kız mı erkek mi öğrenci yurdu olacağı ise inşaat tamamlandıktan sonra belirlenecek. 2018-2019 eğitim öğretim yılına bitirilmesi öngörülen yurt inşaatında ikinci kat kolon imalatına başlandı. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, öğrenci kardeşlerimiz bizlerin emanetidir. Onların şehrimize geldiklerinde herhangi bir sorunla karşılaşmamaları için gerekli olan tüm çalışmaları yapıyoruz. Öğrenci kardeşlerimize verdiğimiz sözlerimizi yerine getirme gayreti içerisindeyiz. İhtiyaçlı öğrencilerimizin barınma sorununu gidermek için yurt sözümüzü yerine getiriyoruz. Bu kapsamda belediye olarak Aksaray Üniversitesi Öğrenci Giriş Kapısı Bölgesi sınırları içinde yurt temelimizi attık, çalışmalarımızı hızlı bir şekilde sürdürüyoruz. İnşallah en kısa sürede tamamlayarak öğrenci kardeşlerimizin hizmetine sunacağız dedi. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'nın göreve gelmesiyle birlikte Aksaray'da 4 yılda altyapı çalışmalarında rekor kırıldı. Aksaray Belediyesi altyapı çalışmalarında 102 kilometre içme suyu hattı döşedi. Aksaray Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri Hacılar Harmanı Mahallesi 50. cadde üzerinde 3000 metre içme suyu ana hat yenileme ve su şebekesi olmayan yerlere içme suyu hattı yapım çalışması gerçekleştirdi. Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, altyapı çalışmalarında rekor düzeyde hizmet yapıldığını belirterek, şehrimizin en önemli sorunlarından biri olan altyapıya kısa sürede çözüm getirdik. Uzun yıllara sığabilecek altyapı çalışmalarını kısa sürede gerçekleştirdik. Bu kapsamda 71.703 metre kanalizasyon, 18.145 metre yağmur suyu ve 102 kilometre içme suyu şebekesi yapıldı. Şehrin farklı noktalarında bulunan ve neredeyse hiç değişmeyen su hattına bağlı vana ve tesisat sistemleri değiştirildi. Şu anda da Hacılar Harmanı ve diğer mahallelerimizde içme suyu ana hat yenileme ve içme suyu şebekesi olmayan yerlere içme suyu hattı çalışmalarımız devam ediyor açıklamasında bulundu. Sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu Ahmet Yenilmez'in yazıp yönettiği 2. Abdülhamit Han'ı konu alan Usta isimli tiyatro oyunu Aksaray'da sahnelendi. Avrupa'nın çeşitli memleketlerinden tiyatrolar getirip orada sahnelendi. Muhteşem bir musiki takımımız vardı. Hele bir prima donnamız vardı ki, adı neydi Öztürk Şen? Amelia. Amelia, Amelia. Amelia Ralf Redo değil. Hatırlar mısınız Öztürk Şen? Esrafçı Başı İlyas Paşa'ya emir vermiştim de onlar için muhteşem bir düğün yapmıştım. Sultan 2. Abdülhamit Han'ın şehzadelik günlerinden başlayıp son günlerine kadar olan dönemi anlatan ve 81 il dolaşacak oyunun 66. gösterimi Aksaray Kültür Merkezi'nde seyirciyle buluştu. Sefirlerin arasında bir Rus sefiri vardı. Sakın ha, adını dünyasına söyleyelim. Adı lazım değil. Yemek bittikten sonra kendilerini tiyatro salonuna buyurdu. Ziraat Bankası'nın destekleriyle hazırlanan ve baba kız ilişkisi üzerinden ilerleyen oyunu AK Parti Grup Başkan Vekili ve Milletvekili İlknur İnceöz, Vali Aykut Pekmez, eşi Yeşim Pekmez, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, İl Protokolü üyeleri, Sivil Toplum Kuruluşları Başkanları, Ziraat Bankası yetkilileri ve çok sayıda davetli izledi.
İkinci Abdülhamit Han'ı konu alan Usta isimli tiyatro oyununu yazan ve yöneten Ahmet Yenilmez, oyun sonunda kısa bir açıklama yaparak ikinci Abdülhamit Han'ın Bilecik hayranı olduğunu ve oyunun ilk gösteriminin Bilecik'te Bismillah diyerek başladığını söyledi. Abdülhamit Han'ın vefatının 100. yılı olması nedeniyle hazırlanan Ahmet Yenilmez'in yanı sıra Tilbe Germencik ve Zülfü Demirtaş'ın rol aldığı Aksaray'da 66.sı sahnelenen oyun 81 ilde 100 gösterim yapacak. Oyun sonunda AK Parti Grup Başkan Vekili ve Milletvekili İknur İnceöz ve Vali Aykut Pekmez oyunculara çiçek takdim ederek teşekkür etti. Ben şahsınızla gerçekten teşekkür ediyorum. Sizler fantastik olarak buradaki gerçek sanatçılarımızın ülkesinin hepimiz tarihinin bir parçası hep beraber yaşadık. Biz eskiden kadar unutulmayan bizden sanatçı gerçek tarihimizdi. Bugün hem tiyatro sahnelerinde hem televizyonlarda ekranlarda bir yaşında okumamız gerekiyor. Özellikle çocuklarımıza ve gençlerimize kendi tarihimiz. Şehrin muhtelif yerlerinde altyapı ve üst yapı çalışmaları devam ederken Aksaray Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri de mahallelerde asfalt serimi ve kaldırım çalışmalarını eş zamanlı sürdürüyor. Fen İşleri Fatih Mahallesi'nde planlama dahilinde tamamladığı kaldırım çalışmasıyla bağlantılı tali yollarda asfalt çalışmalarına devam ediyor. Kaldırım düzenleme çalışmalarıyla birlikte Fatih Mahallesi'nde ara sokaklar dahil tüm yollar asfaltlanıyor, yol onarım çalışmaları yapılıyor. Aksaray Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tüm mahallelerde altyapısı tamamlanan cadde ve sokaklarda vatandaşların talepleri doğrultusunda muhtelif sokak ve caddelerde asfalt serim, bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Türkiye Azgörenler Futsal Şampiyonası'nda Aksaray'ı temsil eden ve ikincilikte mücadele eden 68 Aksaray Görme Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü oyuncuları büyük bir başarı elde etti. Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan Az Görenler B2-B3 Futsal 2. Lig 1. Devre müsabakaları Afyonkarahisar'da 27 Mart 3 Nisan tarihleri arasında yapıldı. 2017 sezonunda 16 takımın katıldığı müsabakaları ikinci olarak bitiren ve bir üst lige çıkan 68 Aksaray Görme Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Az Görenler Futsal Takımı 2018 yılında 8 takımın bulunduğu 2. Lig 1. Devre müsabakalarını Afyon'da 7 maç yaparak 4 galibiyet, 2 yenilgi, 1 beraberlik alarak 2. Lig'de ilk kez katıldığı bu ligde yerini sağlamlaştırarak bir üst lige göz kırptı. Elde ettiği başarıyla Ağustos ayında oynanacak 2. Lig 2. Devre müsabakalarında mücadele edecek olan 68 Aksaray Görme Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü 7'de 7 yaparak adını bir üst lige yazdırmak istiyor. 68 Aksaray Görme Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Az Görenler Futsal Takımı antrenörü Mehmet Rendeci yaptığı açıklamada ilk kez katıldığımız 2. Lig 1. Devre maçlarında elde ettiğimiz başarıdan oldukça memnunuz. Geçen seneden daha güçlü ve sert rakiplerle karşı karşıya geldik. İkinci devrenin çok daha çekişmeli olacağını biliyor, daha da çok çalışarak ve inanarak bir üst lige çıkmak istiyoruz. Aksaray halkımızın bizlere dua edeceğini, maddi ve manevi desteklerini esirgemeyeceklerini biliyoruz. Bu desteklerle inşallah 2019 yılında birincilikle mücadele edeceğiz. Ayrıca %40 ve üzeri heyet raporu olan görme engelli kardeşlerimizi de kulübümüze bekliyoruz. Sevinçlerimize, başarılarımıza, hüzünlerimize ortak olmalarını ve kulübümüzün başarılarına katkı sağlayacaklarını inanıyoruz şeklinde konuştu. Sevgili seyirciler, haberin doğru adresi Aksaray'ın ekranı Belediye TV'de haberleri izlediniz. Bir sonraki haber bültenimizde tekrar görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.